Günaydın canlarım. Günaydın güzellerim benim. Gününüz aydın olsun. Bundan sonraki bütün günlerinizde aydınlık, sağlıklı, neşeli, mutlu, keyifli olsun. Amerikalıların ünlü pedagogu, ünlü aktivist Helen Keller ne demişti biliyor musunuz? Yüzünü güneşe çeviren insanlar gölge görmez. Ve bu Helen Keller'ın en büyük özelliğini pek çoğunuz biliyorsunuzdur bebek yaşlarından itibaren hem kördü, hem sağırdı, hem dilsizdi. Bunu söyleyen insan güneşi görmemiş bir insandı. Ama güneşe döndüğünüz zaman gölgeleri de görmezsiniz diyordu. Niye böyle başladım? Güneşe bakın istiyorum. Bunun fazla iyimserlikle ayakların yere basmamasıyla hiç ilgisi yok. Ha biliyorum yine kötümserler diyeceklerdir ki ya güneş olmayan havalarda ne yapacağız? <laughs> ya güneş olmayan havada gölge olmaz ki. İttir edeceksin gidecek. Canlarım benim be. Bugün sabah her sabah hemen hemen olduğu gibi ya hafif hafif konular. Hafif. Evet. Siyaset, Ekonomi, onlar biliyorsunuz, onlar büyük adamların işleri. Yani bizler sıradan insanlarız ya. Hiç olmazsa sabahları sıradanlığımızın tadını çıkaralım. Benim güzel dostlarım, benim güzel çocuklarım, bazı öyle sıfatlar vardır ki insanlara yakışmaz. Mesela cimri sıfatı, cimri sıfatı yoksul bir adama yakışmaz. Ya yoksul değilim çok şükür ama bana cimri deseler ne olur ki? kara mizah gibi bir şey olur yani. Ha sözcüye FETÖ'cü demişsiniz. Ha bana cimri demişsiniz ya da bana hadi bana cimri derseniz belki yakışabilir. İyi kötü bir şeylerim var. Gelirim var. Ama bir yoksul bir adama cimri dediğiniz zaman yani kara mizah olur o. <laughs> Ama varlıklı birisine cimri derseniz çok anlamlıdır. Ve Türk erkeklerinin varlıklı olanlarının Türk erkeklerinin varlıklı olanlarının hemen hemen neredeyse tamamı cimridir. Cimridir. Bakın çok ünlü zenginlerin hep cimriliklerinden söz edilir. Onlara sorarsanız biz tutum, tutumluyuz derler. Ey peki öyle olsun. Siz tutumlu olmuş olun abi ama ben de size bir şey söyleyeyim ki ey erkekler pek çoğunuz biliyorsunuz biraz başka şeylere de meraklısınızdır ama kadınlar cimri erkeklerden nefret ederler. Hiç sevmezler cimri erkekleri. Bu benim tecrübelerimden falan değil ya. Bütün dünya tarafından kabul edilmiş bir gerçektir. Benim güzellerim, canlarım. İşte bu cimri erkeklerden biri İstanbul'un en lüks lokantalarından birinde oturmuş. Az sonra gelecek hanımefendiyi bekliyor. Garson, kadın, güzel, genç. Hemen geliyor beyefendiye, menüyü getiriyor. Beyefendi menüyü bakarken bir kalem istiyor hanımefendi garsondan. Garson hanım bir kalem veriyor. Beyefendi yemeklerin bazılarının üzerine kalemle çiziyor. Garson kadını şaşırıyor. Ne yapıyorsunuz beyefendi diyor. Beyefendi gayet sakin. Yaptığı işten emin. Pahalı yemeklerin üzerini çiziyorum. Az sonra sevgilim gelecek de. diyor. <laughs> kadar sonrası hiç bilinmez biliyorsunuz. Ne oldu ne olmadı bilinmez bilmiyorum. Ama ben bu sahneyi bir film sahnesi olarak yazsaydım bir ara o cimri ve varlıklı erkeği tuvalete gönderirdim. senaryo icabı. Kadın garsona o adamın az önce yaptıklarını anlatırdım. Ve sonra da derdim ki erkeğin çirkini çekilebilir ama cimrisi asla çekilmez. <laughs> Bilmiyorum filmde o anda komedi izleyenler kahkahayı patlatırlar mıydı? Yoksa film dizi senaryo bir dizi film senaryosu olsaydı arkadaki konser ve alkışlarla insanlara hadi canım gülün artık burada mı denirdi bilmiyorum. Benim güzellerim, benim güzel canlarım işte dediğim gibi bazı kelimeler bazı insanlara hiç yakışmazlar. Ve yine yine böyle cimrilik üzerine bir fıkra anlatayım. Kayserililer kırılmak, gücenmek yok ha. Sakın ha yiyenim, gücenmeyin, kırılmayın. Cimliliklerinizle ünlüsünüzdür. Çünkü maşallah zengin olmanız yok. Bu arada bir şey hatırlatayım. Çok çok yıllar önce, belki de 40-45 sene önce, daha fazla belki de ee, e, Kayseriler tanırlar. Latif Tekin amca vardı. Latif Tekin amca. Yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin. Ki yaşamış olması çok güzel bir şeydir. E, isterim i̇sterim yaşamış olmasını. O, o, Kemal amcadan duymuştum. İyi ant o Kayseri'nin çok iyi tüccarlarından, iş adamlarından biriydi. Demişti ki biz Kayseriler o tabii şivesini Kayseri şivesini yapamam. Yapamayabilirim. Biz Kayseriler demişti. Okumayan çocukları zekası ilerlememiş. Pardon, zekası ilerlememiş. Pek haklı olmayan çocukları derdi. Okutuk, okutuk büyük adam yaparız. Kafası çalışanları ise tüccar ederiz demişti. <laughs> Kayserili büyük adamlara bakarsanız çok da akıllı olmadıkları kanaatine varmanız işten bile değil. Canlarım benim. Neyse işte bu iki Kayserili'den, iki Kayserili bu Kayserilerden ikisi yani dilim dönmüyor ve biliyorsunuz ben canlı yayın gibi çekerim içeriklerimi. Bu iki Kayserili bir bu Kayserililerden ikisi İstanbul'un yine lüks lokantalarından birinde oturmuşlar baş başa yemek yiyorlar. İki adam tabii. Hemen yan masada da iki kadın zarif, iki güzel kadın ama biraz orta yaşın üzerinde olabilir ya da orta yaşta. <laughs> Onlar da yemeklerini yiyorlar. Kayserililerden biri diğerine diyor ki yeğenim lan diyor. Kadın seni yiyecekmiş gibi bakıyor. Görmüyor mu diyor. Hele bu fırsatı sakın kaçırma diyor. Diğer diyor ki görüyorsun görüyorsun da hesabı ödesi, ödemesini bekliyorum diyor. <laughs> Şimdi burada da yine bu fıkra olmaz. <laughs> Bir film senaryosu olsa. <laughs> Özür dilerim <laughs> yanlış bildim galiba. Hemen o, o kadına birisi gider konuşmayı anlatır. Ve der ki bak senin hesabı ödemeni bekliyor. Sana asılacak ama <laughs> iş orada biter. Ne, neydi? Neden? E çünkü kadınlar cimri erkeklerden nefret ederler. <laughs> Canlarım bizim Türk erkeklerimizin bir huyu daha vardır biliyorsunuz. Kötü bir huy. Türk erkekleri derken hepsinin değil. Genelinin kötü bir huyu vardır. Bunlar için bir kadınla bir erkek arkadaş olamazlar. Mesela Temel'le Fadime ancak ve ancak sadece evli olabilirler. Hüsmen ile Dürriye ancak ve ancak sadece evli olabilirler. Ama Hüsmen ve Dürriye ikisi de evli ise ya da ikisi de bekar ise ya da biri evli biri bekar ise asla ve asla Hüsmen ile Ramiz gibi arkadaşlık kuramazlar. Ya da temelle Fadime. Asla Asla ve asla temelle dursun gibi arkadaşlık kuramazlar. Neden? Abi kadın dediğiniz genel Türk erkeğinin geneli için seks objesidir abi. <laughs> Ateşle barut yan yana gelir mi abi? Temelle, Ram temelle dursun yan yana gelir. Hüsmenle Ramiz de yan yana gelir. E, ikisi de barutturlar ya da ikisi de neyse işte ateştirler diyelim. Patlamazlar yani. Ama Hüsmen'le Ramiz, e, Dürüye temelle dursun. Sadece arkadaş olarak bir araya gelemezler abi. Dursun. Fadime'ye mutlaka bir <laughs> iyilik mi düşünür derler? Kimi deli? Bir şeyler düşünür. Mesela kötü gözle bakar. Aklından kötülükler geçirir. Onunla ilgili hiç de iyi şeyler düşünmez. Hep kötü şeyler düşünür. ne Kadın abi. Kadın abi. Ya. Bir zamanlar bu ülkenin cumhurbaşkanı, bundan 5-6 yıl önceki cumhurbaşkanı, şey özür Ay başbakanı aynı evde konaklayan üniversiteli gençlerin erkek ve kız ise birlikte yaşamalarının gayri ahlaki olduğunu söylememiş miydi? Başbakanın konuşmasından sonra, açıklamasından sonra polisler kız ve erkek öğrencilerin birlikte yaşadıkları bir evi basmamışlar mıydı? <laughs> ya böyleyiz. Genelimiz böyle. Bana sorarsanız bir erkekle bir kadın evli ya da bekar ya da ikisi de evli ya da ikisi de bekar ya da bir evli biri bekar. Çok rahat, çok rahat arkadaş olabilirler. Hem de ikisi de birbirlerinin cinsellikle ilgili hiçbir şey akıllarından geçirmeden ve inanın çok daha iyisini olurlar. Çok daha samimi çok daha sıcak bir dostluk arkadaşlık meydana çıkar ama abi öyle öğretilmemişsiniz biz. Ne, Neyzen Tevfik'in çok sevdiğim bir e, anekdotu vardır bu konuda. Ünlü Beyoğlu Atlas sinemasından çıkıyor bir gün Neyzen Tevfik. Bir Türk filmi seyrediyor. Üniversitede gençler hemen koşmuşlar yanına. Üstad demişler nasıl buldunuz filmi? E tipik, tipik demiş Türkiye hayatının, Türklerin hayatı demiş yani normal delikanlı demiş. Kızı önce saldırganlardan kurtardı. Sonra da kendi becerdi. <laughs> ya Türkiye yıllarca askeri darbe adı altında ya da demokrasi adı altında hep böyle yaptık. Hep önce kurtarıldık. Birilerinin elinden Amerika'nın, Fransa'nın, Almanya'nın, İtalya'nın falan derler ya. Kötü onlar kaka. Dem e ekonomimizde oynuyorlar. Bizim kötülüğümüzü istiyorlar. Bizi Kandırıyorlar. <laughs> Var ya onlar. <laughs> önce onlardan kurtarırlar bizi. Sonra da işte o ünlü müteahhit gibi. Havaalanı müteahhidi gibi. Köprü müteahhidi gibi. Var ya bir tane Karadenizli müteahhit. Hani milletin anasının orasına koyuyor her aldığı ihaleden sonra. Canlarım benim. Ya ne yazık ki böyle. Türk erkekleri ne yazık ki böyle. Hepsi değil. Hepsi değil. Hepsi dersem çok büyük haksızlık etmiş olurum.